Hayırlı akşamlar. Konuğumuz Ramazan Tolan, kadim dostum, Şanlıurfa İl Müftüsü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Hem dostumuz, hem abimiz, hem amirimiz. Karakoçan'da beraber 5 yıl, 3-4 yıl hizmet yaptık. Kendisi buralı. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sağ olun. Ben de işte görev icabı, bir hem ziyaret evet için geldim. Çok memnun oldum. Aziz evet. Şehrimize yine gelmiş evet. olduk. Biz de gurur duyuyoruz bütün sizinle. Hemşehrilerimin Ramazan bayramı, evet. Ramazanlarını, ondan sonra da Kadir gecelerini, bayramlarını şimdi İnşallah. Tebrik edeyim. Biz de sizinle Celal Hocam'la, Celal Sürgeç'le gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. İki tane Elazığlı İl Müftümüz var galiba, evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Şu anda öyle. Evet, çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Hocam konu çok, Ramazan ve zekat ağırlıklı gideceğiz. Öncelikle her konuğumuza ben sordum. Deprem anında, iki depremde neredeydiniz, neler hissettiniz? Oradan başlayalım. Tabii. Neredeydiniz hocam depremde? Şimdi başta Allah-u Teala bir daha böyle bir felaket evet. vermesin. Vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Allah-u Teala inşallah onları şehit sayacak. Evet. Zayi olan mallar da inşallah zekat ve sadaka yerine geçecek. Evet. Yaralılar da Allah şifa versin. Onlar da mükafatını alacak. O sırada ben bir yerden bir yere gitmişim. Oradan gece yolcusuydum. Urfa'ya evet. yetişmek üzereyken otobüsteydiniz. Olmuş. Tabii. Sallandı mı otobüs? Yok. Otobüste, hissetmediniz. Burada otoban var. Otobüslerde böyle evet. sallantıyı kesecek evet. sistem olduğu tabii, için. Tabii tabii. Evet. Diğer evet. arabalar kadar etkili oluyor. Evet doğru. İkinci gün gündüz müftülükte miydiniz hocam? Tabii bizim müftülüğü biz boşaltmıştık. Bizim geceleyin? Tabii şeyin önünde bir güvenlikçilerin kaldığı bir bölüm var. Evet. Tek katlı. Biz işi oradan yürütüyorduk ama kimse girmedi. Ben de o sırada abdest almam. Rahat alalım içeride. Binaya girdiniz. O ikincisini binanın içinde. Bayağı hissettiniz değil mi? Hissettim. Evet. evet. Abdesti bitirebildiniz. Evet, abdestini. evet. Allah ve Teala saklasın. Bir daha vermesin. Tabii hocam yani, bu yani sonuçta bütün, Allah'tan bütün geldi. Bütün ülkemizi üzen bir şey. Evet. Bizim ülkemizde hemen hemen herkes etkilendi. Tabii, kocaman evet. Evet. bir bölge olduğu için 11 il herkesin mi? Mutlaka evet. ya bir tanıdığı orada vardı, vefat etti ya yaralandı. Şimdi hocam Antep ya çocuğu oradaydı. Orada çalışıyordu. İstanbul gibi yerler, Ankara gibi nüfus tabii. var oralarda. 13-14 milyon nüfusun aşağıda. Allah beterinden saklasın. Yoğun bir bölge. Evet. Hocam otobiyografinizi alalım, hayat hikayenizi. Öncelikle Elazığlısınız. Maden Kaşlıca köyünde evet. orada doğdunuz. Tabii. Anlatır mısın hayat hikayenizi? Yani ben 1961'de Elazığ'ın Maden ilçesi Kaşlıca köyünde doğdum. Evet. İlkokul köyü okudum. Ortaokulu Maden'de okudum. Çok güzel. Ortaokuldan sonra İmam Hatip Lisesi'ni yatılı olarak ortaokuldan sonra evet. geçtim. Nerede okudunuz? Burada bitirdim. Bizim Elazığ. O zaman çok güzel. Bir İmam Hatip'imiz vardı. Efsane hocalar vardı tabii, değil mi? Tabii. Ahmet Turankar hocamız var tabii, mıydı? Tabii tabii. Evet. O vardı. Hepsi de çok değerli. Hepsini özlüyoruz şimdi. Allah rahmet yani etsin. Yani bize göre büyük kısmı, insanlardı. Evet. Allah vefat evet. edenlere rahmet etsin. Kalanlara Mustafa Türkgül uzun... hocam var mıydı? Yok. O Ahmet Turankar vardı. Tabii Mustafa Türkgül hocamız o sırada ayrılmıştı. Ayrılmıştı evet. Tabii biz gittiğimizde ayrılmıştı. Daha sonra hocam? O zaman Erzurum, Türkiye'de bir İslami İlimler Fakültesi evet. vardı. Bir taneydi. İzleyicilerimiz de böyle o zamanı hatırlasınlar. Evet. Türkiye'de 8 tane İslam Enstitüsü vardı. Bir İlahiyat Fakültesi vardı. Bir de İslami İlimler Fakültesi evet. vardı. Bu kadardı. Ben İslami İlimler Fakültesi'ne gittim Erzurum'a 1980'de. Evet. 85'te mezun oldum. 85'in yaz mevsiminde sınava girdim. Bizim o zaman... Hocam orada bir noktaya koyarsak orada da çok önemli hocalar vardı. Muhammed Tayyip Okiç değil mi o yıllarda? Muhammed o sırada gitmişti. Hamidullah gidiyordu. Tabii yani o sırada onların geliş gidişleri daha vardı. Bitmişti. Çünkü çok önemli hocalar vardı değil bizim, mi? Bizim hocalarımız tabii o sırada da artık kadro tamamlanmıştı. Evet. Ama hocaların en az arası o Tayyip Okiç ile rahmeti işte evet.
diğer hocamızın talebeleriydi yani. Talebeleriydi. Bir ekol, iyi bir ekol devam ediyordu. Tabii. Daha sonra nereye gittiniz? Yani hocam? O zaman böyle ünvanlı öğretim üyelerinin olduğu yer ikiydi. Birisi İslam İlimler Erzurum'da, bir de Ankara'daki ilahiyat vardı. İlahiyat vardı, başka yoktu. Diğer İslam mensupları enstitü seviyesinde müdürle yönetiliyordu ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. Onlara bağlıydı. Yoktu o zaman. 83'te evet. Bunlar ilahiyata dönüştü hepsi. Peki hocam, daha sonra imtihana girdiniz değil mi? İmtihana, o zaman bizim şöyle mezunlar az olduğu için imkanlar da daha iyiydi. Evet. Müftülük, vaizlik sınavını tek sınavla yapıp alıyorlardı. Evet. Direkt, açıktan. Direkt müftü oldunuz. Bizi tabii sınavı kazanınca işte o 85'in sonunda Antalya'da 3 aylık bir kursa tabi tuttular bizi. Orada eğitim merkezi Hacı vardı. Mehmet Gebizli. Tabii o orada. O klasik yer. Tabii biz orada. Biz de çok gitmişiz. Üç ayın sonunda bizi bir sınav yaptılar. Evet. Askerlik yapmayanların hepsini vaiz yaptılar. Evet. Askerliğini yapmış olanları da müftü yaptılar. Sebebi de askere giderken daire bir buçukun boş kalır diye. Siz yapmıştınız. Yok, yapmamıştım. Vaiz oldunuz. Vaiz oldum ama bize şöyle bir hak verdiler. Askerlik dönüşü vaizlikte de asalet tasdik olursa müftü olacaksınız dediler. Evet. Ben de Adil Cevaz kurayı çektim. Vaiz burada diye. 3 ay kaldım. 3 ay sonra askere gittim. 1,5 ceviz, askerlik. Ceviz reçeli meşhurdur. Reçeli de hediyelik cevizleri de meşhur. Evet, meşhurdur. Anadolu'nun çok şirin bir çok bölgesi. Çok güzel bir yer. Orada vaizdiniz. Hala çok özlüyorum. Tanıdıklarımız var tabii. Ben de gitmişim. Çok güzel bir yer. Tabii ben oraya gittiğimde bizim hemşerilerimiz o ilçenin önemli müdürlükleri, kaymakamlığı dahil. Evet. Orada yani bizi izliyorsa Osman, Hacı Osman Ebiloğlu. Osman Bey'le görüşüyoruz halen. Tabii o kaymakam da o Osman Bey Küçükçekmece Kaymakamlığından emekli oldu zaten. Tabii. Daha sonra Sayın Valimiz görüştük. Çok Cenab-ı tecrübeli Allah, bir validir Osman Ebiloğlu. Çok değerli bir valimiz. Tabii. Saygılarımızı, sevgilerimizi hatta iletiyoruz. Hatta oranın ben gittiğimde müftü de yoktu. Evet. Ben müftülüğe de vekalet ettim. Oral halk dediler ki bir müftü eksikti burada Elazığlı. O da sen geldin. Oldu oldu. Sonra Mutki'ye müftü olarak atandım. Bitlis'e müftü oldum Mutki'ye. Sonra Alacakaya'ya geldim 5 yıl kaldım. 5 yıl. Karakocan'a gittim 10 yıl kaldım. Beraber de orada yıl sizinle tanıştık, kaldık. Beraber çalıştık. Buradaki hizmet süren bittiği için il dışına çıkmam lazımdı. Evet. Kahramanmaraş Elbistan'a gittim 6 yıl kaldım. 6 yıl. İl gibi bak, Karakocan da aslında büyük ama evet. Elbistan ilçe ama il müftülüğü gibi bir yer. Değil mi? Tabii Elbistan Kahramanmaraş'a 170 kilometre uzakta bütün birimleri tam gelişmiş. Yani emniyetin her şeyinden tut. Evet. Bir ticaret merkezi. Etrafında Malatya, Sivas, Kayseri. Evet. Bir de kendi ilçelerinden 6-7 ilçenin merkezinde ticareti çok canlı. Orada çok iyi hemşerilerimiz vardı. Bizim Keban Barajı'nın bize sağladığı bir avantaj var. Ben orada hissettim. Evet. Elektrik üzerine olan eğitimler, mezunlar fazla olduğu için, burada da tecrübe olduğu için, orada iki tane elektrik santralı var, termik. Evet. Orada çok elazığlılar vardı, oraya yerleşenler. Osman Çelik Bey de oranın şeyini değil mi Elbistan'da? Yani, çelik şirketi. Yani o zaman orada değiller. Şu an oradalar değil mi onlar? Şu anda yani orada bir termik santralını bizim hemşerilerimiz almış, onlar yürütüyor. A termik santralına haberim var. Elbistanlar, Cenab-ı Allah onlardan razı olsun. Her çalıştığım yerde de o grup insanlarımızı çok sevdik. Hepsi çok iyi. Ama Elbistanların benim hayatımda çok değişik. Evet. Kaç yıl kaldınız var. Hocam çok, Elbistan'da? Çok da üzüldüm oraya. Elbistan'a hocam geri gelmişken hayat hikayenizle devam edeceğiz. Çok tanıdığınız rahmetli olan oldu mu? Tabii var. Personelim var. Onlarca. Dostlarım değil var. Değil mi? Yüzlerce. Tabii yani ben onlarla bir kardeş gibi çok samimi oldum. Hala irtibatımız zaten çok. Siz de Urfa'da yaşadınız depremi. Tabii. Orada da var ama Elbistan'da da çok oldu. Biz ailece çok üzüldük. Elbistan'ın şöyle bir özelliği var. Ben oraya gittiğimde kendimi Gazi Caddesi'nde yürüyor zannettim. İlk günden itibaren. Evet. Onların Elazığlılarla otobüs, ikinci el traktör, ticareti, bir bu orada çalışan Elazığlılardan dolayı sıkı bir ilişkileri var. Bir de oranın köylerinden, Harput'tan,
Elazığ'ın değişik yerlerinden, Malatya'nın Akçadağ'dan tarihe göçmüş çok köyleri var. Gerçekten kültürü benziyor. Aynı yani hiç böyle... Yurt dışında da çok Elbistanlı var. Tabii konuşması, evet. Şeyli hepsi... Evet. Yani orada hiç yabancılık hissetmedim. Allah rahmet etsin diyoruz tekrar bu vesileyle Maraş'a, Elbistan'a. Tabii Celal evet. Hocam da Maraş'ta çalıştı. Tabii Celal o, Süngeç. O da çalıştı. O da çok tanıdığı var rahmetli tabii. Olan. Hocam oradan Şırnak'a geçtiniz. Yok ben oradan Diyarbakır Sur'a gittim. Ha Sur'a pardon. 2011'de, Sur'a evet. 2011-2017'nin ocağına kadar Sur'da kaldım. Sur'da kaldınız. 6 yıl. En evet. Sıkı zor zamanlarda. Ve orada, hocam Sur olaylarında orada mıydınız? Tabii yani ben... Hocam şunu söyleyeyim. Kahramanca Sur olaylarında evet. Tam bir devlet adamı ciddiyetinde, vatanperver, milliyetçi bir ruhla, müspet manada milliyetçi bir ruhla bir cengaver gibi orada Sur olaylarında devletimizi savundu. Kendisini kutluyorum. Yani orada... Müftü böyle evet. Olmalı. Müftülerimiz zaten böyle. Yani orada gerçekten inanılmaz işler çıkardınız. O süreci biraz anlatır mısınız? Tabii şimdi Diyarbakır'a gittiğimiz zaman her gün sokakta teker yapma, yol evet. Yol kesme evet. Öyle şeyler vardı. Yani bu tabii oraya tayinim çıktığı zaman evet. Benim iki hattım vardı. Birisini kapatmak zorunda kaldım. En çok bilineni. Evet. Sebebi de herkes arıyor diyor ki hocam ya geçmiş olsun. İşte evet. Bir şey olmaz. Evet. İşte Allah korur. Evet. Böyle taziye verir gibi konuşunca iki atımdan en çok bilineni kapatmak zorunda. Her yerde güçlü yani ne olacak? Tabii hepimiz evet. Orada çalışıyoruz. Bizim yani milletimizin özelliği şu yani iş başa düşünce herkes kendi görevini yapabilecek hocam, kabiliyeti evet, vardır. Evet, tabii, ben bravo. Orada gördüm, Şırnak'ta çalışırken de gördüm, bu depremde de bravo. Gördük. Yani bizim mayamızda, içimizde, tarihten gelen genlerimizde merhamet, iyilikseverlik, evet. Yardımlaşma, evet. Sıkıntıya dayanma, evet. Sadece iyi günlerde paylaşım evet. Paylaşma değil de zor zamanlarda insanların derdiyle evet. ilgilenmek. Yani oradaki insanların durumunu da görüyorum. Çok da samimi olduğu insanlar var hala. Evet. İnanır mısınız? Belki çalıştığım yerlerde bana en çok hala irtibatını devam ettiren Diyarbakırlılar. Tabii hocam. Hayır, hepsi vatanın toprağı, hepsi tabii, Türk toprağı. Yani ben fazla evet. Uzatmayayım. Ben oraya giderken yani öyle çekinmedim de ama nasıl yapacağım diye düşündüm. Fakat sonunda orada çalışmamın bana verdiği büyük imkanlar oldu. Evet. Çalışmamın fazlasını Cenab-ı Allah bana bahşetti. Kesinlikle. Hem çocuklarım açısından hem de yani bu Diyarbakır Sur'da çalıştığım için belki beni ile tabii gönderdiler. Hocam bereketli de bir yer. Sahabelerin tabii, bulunduğu tabii. Bir yer. Hocam maneviyatı şimdi, çok üstün yerin, bir yer. Evet. Ama işte o son yıllardaki olaylardan dolayı hocam şimdi, şehir hak etmediği şekilde şehrin kötü şeylere, şeylere maruz kalmış tabii. Her yer gibi sağlam. Tabii. Şimdi hamuru sağlam Allah'a şükür de onu ispat ettiler. Şimdi Ziya Gökalp oradan çıkmamış mı? Tabii tabii. En basitinden. Tabii çok büyük şairler. Hocam Cumhuriyet'in evet, fikir tabii. Babası. Şairler, edebiyatlar. Ziya Gökalp oradan tabii. Çıkmış. Yani hamuru sağlamdır. Çok değerli dostlarımız var evet. Oralı. Recep Alyamaç var. Çok Hayri Başbuğ. Yani çok değerli insanlar evet. Çıkmış. Çıkıyor Diyarbakır'ın. Yani ülkemizin her odur. Tarafında evet. Çok iyi insanlar var. Ama iyi insanlar ağır yerinde durduğu için fazla evet. Yansımıyor. Bravo. Ama birkaç bravo, tane kötü maalesef. Evet. Memleketimizin bazı yörelerinin ismini kötüye çıkarıyor. Her şey olabilir ama Allah özü sağlamdır. Her yer vatan toprağıdır. Tabii. Türk toprağıdır Allah'ın izniyle. Hocam Sur'dan, Sur'da... Tabii 2017 Ocak evet, ayında evet. Şırnak'ta göreve başladım. Şırnak'ta 4,5 yıl kaldım. Nak şehri. Şır şehir, Nak Nuh. Nuh şehri. Tabii. Eski Urartuca. Tabii. Urartu dilinde. Ya, Nuh şehri. Tabii öyle o manaya geldi. Evet. Nuh şehrine gittiniz. Cudi Dağı'nın hemen karşısında bir yer. Evet. Ben oraya gittiğimde bu Şırnak olaylarından dolayı evet. Şehri boşaltmışlar. 15 Kasım'da açmışlar. Evet. 1-2 Ocak'ta da ben gittim. Orada da çok güzel... Tabii müftülük hepsi... Kuvayi Milliye müftüleri gibi eskiyle çok güzel işler çıkardınız. Ya bir yıla yakın evet. Ev bulamadım. Öyle bir caminin evet. Altında... Hatırlıyorum ben, evet.
Geçti o dönemi. Şu anki Emniyet Genel Müdürümüz, selamlıyoruz değerli il müdürümüzü. Onunla beraberdiniz değil tabii, mi? Vali Bey. Tabii ben daha önce gittim. Başka bir valimizle biraz çalıştım 5-6 ay. Şu andaki Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş Bey'in ataması oraya çıktı. Evet. 2 yıldan fazla kaldı ama oraya çok şeyler kattı. 2 yıldan fazla çalıştınız beraber. Tabii çalıştık. Bu Elazığ Madenli rahmetli bir valimiz var. Olan Üstal Valiliği de yapmış. Aydın Aslan Bey, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, evet. Tabii. Diyarbakır'da yaptı değil mi? Tabii. Evet. Diyarbakır'da Olan Üstal Valisi iken krizde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onun da ilk valiliği Şırnak. Şırnak'ın ilk kurulduğu zamanki valisi. Evet. Şırnaklılar en çok bir onu seviyorlar. Bir de Sayın Genel Müdürümüzü seviyorlar. Evet. Tabii Genel Müdürümüz oradan Sayın Genel Müdür ayrıldıktan sonra evet. Ben daha 2 yıl daha kaldım orada. Evet. Yani insanları gerçekten, yani biz Anadolu'nun her yeri kutsal, her size yeri... Size de muhabbetleri olmuştur muhakkak. Tabii her yeri güzel ama bizim şehrimizin bir özelliği var. Bizim Elazığ insanımız dışarıdan nereye giderse gitsin, dünyanın hangi ucuna giderse gitsin, oradaki insanlarla diyalog kurup beraber iyi çalışma kabiliyeti vardır. Evet. Çünkü bizim hiç kimseye eyvallahımız da yok. Allah'a şükür. Evet. Hiç kimseye kinimiz de yok. Evet. Kimin işi bize düşmüşse hayatta yok demeyiz. Evet. Herkese yardımcı olmaya çalışırız. Evet. Herkesi hoş görürüz. Evet. Kimseye ters bakmayız. Güler evet. yüzle bakarız. Evet. Onun en için, güzeli. Onun için orada da çok iyi dostlarımız var. Görüşüyorsunuz. Bizi arıyorlar tabii. Şırnak'tan da Urfa'ya şimdiki. Yani şimdi benim mesela Elazığ memleketim. Evet. Benim için burada, yani buraya baktığım zaman bir işim olsa nasıl yapabiliyorsam Şırnak benim için şimdi öyle. Aynısı. Tabii. Oradan hocam Urfa'ya geçtiniz. Şanlıurfa'ya. Tabii orada aslında 3 yıl kalınıyor ama ben hiçbir gün ne dile getiririm ne. Evet. 4,5 yıl kaldınız. Hiç. Evet, çok güzel. Hatta bana dedim biraz daha yapacağım işler var. Biraz daha kalayım. Evet. İşte bir gece yarısı Diyanet'ten telefon açtılar. Urfa'ya ataman oldu. Çok güzel, hayırlı olsun. Elhamdülillah. Orada devam ama ediyorsunuz. Bu, yani dedim ya, o Diyarbakır'a aynımın çıkmasıyla biraz ilk başta biraz ben değil de böyle beni sevenler biraz evet. üzüldüler ama sonradan Diyarbakır peygamberlerin yaşadığı bir evet. şehir. Şırnak'a gittim, Nuh Aleyhisselam'ın şehri. Evet. Oradan Urfa'ya gittim. O da peygamberler şehri. Evet. Allah'ın izniyle Allah şefaatlerine sonra, mazhar eylesin. Amin. İnşallah hepimizi, emekli sizi, olunca bu güzel şehrimize başta Hazreti geleceğim. Muhammed Mustafa'nın yani sallallahu aleyhi ve sellem. Biz inşallah. Dışarıda çalışan Elazığlar işte şehrimizin özlemi içimizde kalıyor. Evet. İnşallah hocam. Hiç doymuyoruz. Cenab-ı Allah ömür versin. İnşallah da hocam hizmetler i̇nşallah yapacaksınız. İnşallah burada devam edeceğiz. Hocam ben acizane zekat il koordinatörüyüm. Evet. Siz de zekatı anlatıyorsunuz. İl il gezip Urfa'da da anlatıyorsunuz. Diyanet çok iyi bir iş yaptı. Yani zekat daire başkanlığı kurdu. Evet. Merdiven altı olayları bitirdi. Bitirmek evet. istiyor. Şimdi bunun suistimallerini gördük değil mi? FETÖ olayında, IŞİD, KAİDE. Tabii. Zekat paralarının suistimal edilerek bunun teröre çevrilmesini bile gördük. Ne söylersiniz? Yani Diyanet'in kurduğu zekat daire başkanlığı, zekat il koordinatörlükleri, zekat... İlk önce bizim evet. Diyanet kanunu ile ilgili bir şey söyleyeyim. Hani her kurumun bir kurulu evet. kanunu var. Başkanlığımızın da kuruluş kanunu var. Ve bu kanunun da dayandığı yer anayasanın bir maddesidir. Her bütün evet. kurumlar böyle. Bizim anayasadaki şekliyle de başkanlığın kuruluş kanununun birinci maddesinde de bize verilen 3 görev var. Birisi ibadet, inanç, ahlak bakımından vatandaşı aydınlatmak, evet. bununla ilgili işleri yürütmek. Birisi de işte toplumu dini konularda aydınlatmak, evet. vatandaşımızın birlik ve beraberliğine katkı sağlamak. Yani bu kurumun böyle bir evet. görevi var. Çünkü bizim en son yani en sağlam ve harcımız kopmayacak dini duygularımızdır. Evet. Bir de ibadet yerlerini yönetmek. Şimdi ibadet işlerini yürütmekte mesela namazı kim yürütüyor? Bizim teşkilat yürütüyor. Evet. Bu maddeye göre.
camilerin yönetimi bu maddeye göre bizde kanunen bize verilmiş. Mesela hac ibadeti farz, beş farzdan biri, evet. Diyanet yürütüyor. Özel götürenler de Diyanet'in kontrolü, denetimi altında götürüyor. Evet. Kurban ibadeti var. İşte kurban organizasyonu 10 yıl küsur var başlamış. En üstün seviyeye gelmiş şu anda. Mesela itikaf var, ibadet nerede evet. yapılıyor? Camide yapılıyor. O da bir önderliğimizde. Oruç da mukabeledir, ondan sonra teravihlerdir. Bunlar yine evet. yani burada Diyanet'in yürütmediği bir zekat kalmadı. Şimdi devletimiz, hükümetlerimiz, Cumhurbaşkanımız buna dayanarak bu maddeye göre zekat toplama ve dağıtma görevi de bize verildi şimdi başkanlığa. Onun için çok da iyi oldu. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde zekat dairesi başkanlığı kurulmuş 2 yıl önce. Ataması da yapıldı, faaliyete başladı. Yani yeni bir hizmet sahası bizim evet. için. Tabii Diyanet ve müftülükler para kabul edemediği için resmi prosedüre göre bu işi yürütmek için Diyanet, Türkiye Diyanet Vakfı kurulmuş. Evet. İşte 70'lerden itibaren bu hizmeti, o para ve yardım hizmetini o kanalla yürütüyoruz. Yani Şerif Başkanlığı'nın o daire başkanlığına karşılık olarak bu Diyanet Vakfı'nda da Zekat Müdürlüğü kurulmuş. Evet. Şimdi bu... Tabii çok iyi, mutabık tabii. bir olay, evet. Ha, şimdi zekatın alışı, verişi, fitre, sadaka, evet. kurban biz Diyanet Vakfı üzerinden yapıyoruz. Evet. Diyanet Vakfı dediğimiz zaman her ilde veyahut da ilçelerde bu Diyanet Vakfı şubesi vardır, direkt merkeze bağlıdır ama yönetimi buradadır. Nasıl? Başkanı müftüdür. Tabii. 5 üyesi vatandaştan... Şimdi Urfa Diyanet Vakfı'nın başkanı sizsiniz mesela. Tabii. Evet. Ama ilin. İlin. İlçelerin ayrıca var. İlçelerin de ilçe müftüsü mü? İlçelerin de mütevelli heyet başkanı. Yani ilçe müftüsü. İlçe müftüsü evet, tabii. Evet. Yani hepsinin başkanı, her müftü aynı zamanda evet. Türkiye Diyanet Vakfı şubesi başkanıdır. Evet. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız da Türkiye Diyanet Vakfı'nın başkanıdır. Başkanıdır aynı zamanda. Evet. Şimdi orada zekat müdürlüğü var. Ona göre altyapısı yapılmış. Bizim diğer müftülüklerimizde biliyorsunuz işte zekat il koordinatörü var. Bir de ilçelerde de koordinatörler. Bu işi organize etmek için. Evet. Bizim din hizmetleri bürosu işi yürütüyor. Ama para işine değil. Yani tanıtım tabii. ve tebliğ kısmına bakıyor. Tabii. Zaten ama, kanunun para işine tabii. de bakamaz. Para evet. kısmına da Türkiye Diyanet Vakfı tabii. karışıyor. Bizim bu vakıflarımızda zekat hesabımız var. Evet. Fitre hesabımız da ayrı var. Diğer hayır işleriyle ilgili ayrı hesaplar var. Evet. Bizim vatandaşımız bize zekat verdiği zaman o zekat hesabına koyuyoruz. Zekat hesabında, fitre hesabında olanlar dinen zekat ve fitre kime verilebiliyorsa biz onları tespit ediyoruz ve kurul olarak, heyet evet. olarak karar almak suretiyle onlara harcıyoruz. Ve bize zekat olarak, fitre zekat olarak gelen o zekat paralarını biz %100 evet. bulunduğumuz yerde harcıyoruz. Evet. Ama vatandaşımız gelse dese ki ben bu zekatı veriyorum ama sizin aracınızla mesela Adıyaman'a gönderin veyahut da Malatya evet. depremzedelere gönderin diye bir şartı varsa onun o şartını da yerine getiriyoruz. Yani bizim bu fakirleri nasıl tespit ediyoruz? Fakirleri de bizim her mahallede, her köyde, her köşede imamlarımız var. Evet. Yetimlerin lisesi var bizde, dulların var, fakirlerin var, engellilerin var. Ondan sonra bu sivil toplum kuruluşları evet. özellikle diyelim ki engellilerle alakalı dernek var. İşte değişik dernekler var. Bunlarla da irtibatımız var. Yani bazı şeyleri biz onlara yönlendiriyoruz. Bazı şeyleri onlar yönlendiriyor. Yani bizim tespit ettiğimiz listelerimiz var. Yeni bir fakiri tespit ettiğimiz zaman hemen onu o listeye aynen. ilave ediyoruz. Bizim sadece kendi topladığımız zekat sadece onunla değil. Bizim vakıf merkezimizden de yani Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nden de evet. özellikle mağduru işte felaket geçirmiş
veyahut da fakiri çok olan bölgelere merkezden de, yani evet, burayı bırak, merkezden de ayrıca destek olunuyor. Destek geliyor. Tabii. Hocam şimdi siz sabah hocamız belediye kültür merkezinde müftülüğe bir konferans etti. Evet. Sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konferans salonunu bize tahsis ediyor. Orada zekatla ilgili önemli konular anlattı. Rakam verdi. Benim de duyduğum rakamlar var. Aşağı yukarı evet, aynı. Türkiye'deki zekat potansiyeli 200 milyar dolar. Yok, 50 milyar dolar. 50 milyar dolar. Fakat Türk parasına çevirince evet, 1 trilyonu geçiyor. Evet, 50 milyar dolar yani, rakamı var. Ha, 200 milyar 50, dolar. 53 milyar var. Dolar. Evet. Yani tahmini tespit 53 milyar dolar. Evet. Bu her yıl. Hocam 200 milyar dolar diyen de var. İşte yani. Evet. 50 ile 200 arası yani vatandaşın evet, elindeki insan evet, bilemediği evet, için yani evet, oluyor. Ama maalesef bunun çok az kısmı İşte hocam veriliyor. Verilen bu, rakam da 188 milyon dolar. Yani çok düşük bir, çok düşük evet, bir rakam. O rakama göre. Çok düşük bir rakam. Evet. Bu zekat zenginlerimizden fakirlerimize ulaşırsa fakirlerimiz de zengin olur. Binde biri veriyor. Daha evet, daha çok alışveriş yapar. Evet. Zenginlerimiz de daha zengin olacak. İnşallah aslında bu boşluğu doldurmak tabii, lazım. Tabii şimdi evet, ben müsaade ederseniz bu kanuni yönünü evet, söyledim mevzuat bakımından. Evet. Bir de dini mevzuatımız var. Aminna en başta. Dini mevzuatımızda Kur'an-ı Kerim'de çok yerde ayet-i kerimeler var. Sadakayla ilgili, vermekle ilgili, işte yardım ve zekatla evet, ilgili. Şimdi bir ayet-i kerime burada zekatın toplanmasıyla ilgili. Evet. Yani toplanıp dağıtılmasıyla alakalı. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min emvalihim sadakaten. Onların mallarından zekata al. Al. Tamam. Ondan sonra al, fakirlere ver. Sonra bunu yapmakla onların malını temizlemiş olursun. Günahtan bir bereketlendirmiş evet, oluyorsun. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu emir böyle gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle uygulamış. Evet. Yani fakirin hakkı, fakirin muhtaçlığını gidermek için bu durumu zenginlerimizin, zengin kardeşlerimizin keyfine bırakılmamış. Evet. Yani o hakkı alacak, fakirin hakkını alacak, birisi alacak, fakire verecek. Böyle bir sistem olmadığı zaman işte onlar da gereği gibi vermemiş oluyorlar. Fakirlerimiz de mağdur oluyor. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen Müslüman olunca orada Muaz bin Cebel'i oraya gönderirken o da bu ayet gibi ikinci bir tembih yapıyor. Onların işte ilk önce kelime-i şehadeti tebliğ et. Evet. İnanırlarsa namazı tebliğ et, onu yaparsa zekatı tebliğ et. Onların zenginlerinden zekatını al, fakirlerine de dağıt. Emrediyor, alır emri mısın demiyor Allah-u Yok, Teala. Yok, emrediyor. Evet, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh döneminde bir kısım kabileler zekatı vermek istemediler. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bunlar dediler ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zekatımızı veriyorduk ama o vefat etti, biz şimdi vermeyeceğiz. Evet. Dediler, o da eğer vermezseniz ben size harp açarım evet, dedi. Büyük sahabilere istişare sonunda böyle karar aldılar, onları caydırdılar. Yani gerçekten İslam'ın zekat hükmünü kaldırdık, vermiyoruz diye bu zaten dinden çıkar. Yani tabii, dinden çıkmaya götürüyor. Götürür. Ha, şimdi asr-ı saadetten uzun asırlar boyunca zekatın toplanması, dağıtılması böyle. Vatandaşımızın elindeki yani sadece onun bileceği parası, altını, ziyneti, onun zekatı kendine ait. Yani o fakirlere kendi istediğine evet, dağıtır. Ama zahirde bilinen ticarettir, işte hayvancılıktır, öşürdür yani arazi, madenler vesaire, bunların zekatı yani devlet tespit etmiş, almış. Usul böyle. Fakirlere zekatın dağıtılacağı yerlere vermiş. Yani Diyanet'te hem kanun bakımından hem de bizim dini naslar, dini kurallar bakımından resmi bir kurumunu alıp dağıtması uygun olana tabii, budur. Bu da şimdiye kadar değil ama birkaç yıldan beri bunun üzerinde çalışmalar var. Bize böyle bir görev verilmiş. Bunu evet, da biz inşallah yavaş yavaş geliştireceğiz. Nasıl? Hac gibi,
Evet. Kurban organizasyonu gibi. Peki bunun ihtiyacı, nereden böyle ihtiyaç oldu da Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir şey yaptı? Birincisi, bu zekat işini istismar eden kesimler de var. Yani acaba gidiyor gitmiyor şüphe var. Çünkü kontrol eden yok, sorgulanan yok. Ama bir il müftüsü olsun, ilçe müftüsü, oradaki üye olan hocalar, diğer hocalarımız, bunlar hepsi resmi insanlar. Yani en ufak bir yanlışı olduğu zaman devletimiz, kanunlar bunun yakasından yapışır. Yani adam bir yanlış yapma imkanı yok. Bir bu. İkinci Tabii. tarafı da bizim eskisi gibi değil. Şehirlerimiz çok gelişmiş, büyümüş. İnsanlarımızın arasındaki bağlantı, tanışıklık kalkmış. Yani 60-70 sene önceki Elazığ'la şimdi bir olur mu? Bir ucundan bir ucuna insanlar birbirini tanımıyor. Dolayısıyla bizim zenginlerimizin de işi gücü var, adamın fabrikası var, iş yeri var. Yani gidip fakir mahalle mahalle müstahak olan, gerçekten fakir olan, müstahak olan insanları bulması imkanı yok. Yani zekatını bizim Diyanet Vakfı vasıtasıyla, müftülüklerimiz vasıtasıyla vermesi, o durumu iyi olan, zekat veren kardeşlerimiz için de bir imkan, bir hizmet yani. Evet. Adamın mesaisinden gidiyor. Mesela bir bayan dul yetimleri var. Şimdi bu bir fabrikaya gidecek hali var mı? Yok. Ama bizim müftülüklere her çeşit, her seviyeden insan rahatlıkla geliyor. Tabii. Orada karşılıyoruz. Evi gibi geliyor. Evi gibi geliyor. Bir de bize gelemese bile mahallesindeki cami hocasına gidebilir. Evet. Benim böyle bir durumum Allah'ın var. Allah'ın evi olarak geliyor. Bu sıkıntılarımız var. İşte bunu müftülüğe, müftü bey hatırlasan da bir hayır bir şey oldu. Zaman zaten hocam görevimiz o. Görevimiz o. Evet. Yani bizim buradaki başkanlık olarak, müftülükel olarak yaptığımız, hani zekat İslam'ın köprüsüdür deniyor ya. Evet. O köprü zengin ile fakir arasında kurulan bir köprü. Zenginden fakire yardım gider. Evet. Fakirden de zengine dua gider. Hocam o hadis-i şerifte biz evet, o köprü tabii. köprü olmaya aday olmuşuz. Hocam yani. Malum haliniz o hadis-i şerifte evet. Kantar'a geçiyor. Tabii. Bildiğimiz Kantar da oradan geliyor. Kantar'daki denge köprüdür. Tabii. Tartı. Tabii. Hem köprü hem de tartı gibi değil mi? Denge. Denge işte. Evet. İstikakına girince. Tabii evet. Öyle. Yani bizim yaptığımız o vatandaşımız arasında evet. zekat verenle alan arasında köprü olmak. Onları birbirine tanıştırmak. Evet. Zaten bizim hocalarımız bunu eskiden beri yapıyorlar. Mahalledeki camisiyle, cemaatiyle beraber yapıyorlar. Evet. Hatta bir kısmı mesela önemli bir yardım gerekiyorsa, mahallede bir düşük ya bir sorun varsa, adam hocamız onun ismini, adresini alıyor. Doğru gidiyor bir durumu iyi olan, zekat verecek birisine. Diyor ki al sana bu adres, bak şöyle bir fakir var. Sen istersen araştır, bizzat kendin götür ver. Yani devreden çıkayım. Yani buluşturuyor. Şimdi bizim yani bu başkanlıkça, Diyanet Vakfı'nca zekat organizasyonu yapmamız, bu daha önceden yapmış olduğumuz şeyler biraz daha düzgün, biraz daha organizeli, biraz daha resmi çerçeveye oturtarak biz bunu evet. yürüteceğiz inşallah. Kesinlikle. Yani devlet ciddiyeti de onu gerektirir. Devletimize güveniyoruz tabii ki. Devlete evet. güvenmesek nereye güveneceğiz? Tabii birbirimize güveneceğiz. İnsanlar gönül rahatlığıyla Diyanet Vakfı'na zekatlarını, fitrelerini, kurbanlarını Diyanet'e veriyorlar. Ve o kurbanların nerede kesildiğine kadar geliyor onlara bilgi. Tabii. İşte Afrika'nın Kongo. Anında mesaj geliyor. Ve merdiven altı illegal yapılanmaları daha İslam'ı kullanan din baronlarının zarar görmesini yani, ister istemez oluşturacak. Yani, bu da faydalı bir şey. İstismar edecek, evet. yanlış yapacaklara bir yerde de işte hocam bu din baronluğunu bitirir. Yani bir şeyi, yani bir yanlışı düzeltmek evet. için orta bir doğru koyman evet. lazım. Yani o işi doğrusunu yürüteceksin ki. Tabii. Değil hocam mi? Gerçekten evet. şimdi Osmanlı'da, Selçuklu'da Hazreti Ebubekir radıyallahu anh zamandan itibaren hep zekatı devlet kontrol etmiştir. Çünkü devletin parayı kontrol etmesi lazım. Bu çok önemli. Şimdi düşünün, cezaevlerinde mahkumlar, oraya da derslere gidiyoruz, belli bir miktarın üstüne para alamaz. Niye? Orada kaos oluşur çok para harcarsa.
Her yerde bu kontrol olmalıdır. Tabii dengesizlik oluşuyor. Evet, dengesizlik olur. Zekatta da parada da bu böyledir. Hocam peki şunu söyleyeyim. Tabii ki teamili olarak zekat Ramazan'da veriliyor. Aslında 12 ayda verilebilir. Fitre, fıtratın sadakası. Tabii. Ramazan fıtri bir ay. İftar tabii. Fıtri bir akşam yemeği. Tabii. İslam fıtri bir din değil mi? Zekat fıtri bir olay. Tabii. Neler söylersiniz? Yani yaratılış, yani var olduğumuz için, Cenab-ı Allah bize bu ayda hayat verdiği için evet. Biz onun karşılığını sadakamızı vermiş oluyoruz. Yani fitre iki yönü var. Birisi bizim hayatımızın bir şükür gibi, evet. Vergisi gibi. İkincisi de Ramazan ayında bizim oruç tuttuğumuz sırada da mutlaka eksiğimiz, evet. Yanlışımız Gediğimiz. Oluyor. Tabii tuhratun lisaimi, yani fıkıh kitaplarında öyle geçiyor. Evet. Yani o eksiklikleri gideriyor, temizliyor. Evet. Bir bu var. Üçüncüsü de zor durumda olan kardeşlerimiz hiç olmasa Ramazan'da ve bayramda evet. Onlar da biraz rahat yaşasınlar. Yani evet. Biriz, beraberiz, aynıyız. Evet. O halde hiç olmasa Ramazan'da. En azından. Tabii. Ve tabii kalıcı bir çözüm olsun. Hocam bir de biraz şeye değinelim. Program akıcı gidiyor. Urfa'daki deprem ve sel felaketini, Urfa'da neler oldu? Devletimiz hızlı bir şekilde tabii şimdi, onardı. Neler tabii yaptı? Şimdi Urfa'da, siz Adıyaman'a da gittiniz zaten. Tabii Adıyaman'a da gidiyordum. Biraz hocam. Kahramanmaraş'a da gittim. Yakın orada. Yerlere uğradım. Şimdi Şanlıurfa'mızda bizim Elazığ'ımızın depreminde olduğu gibi evet. Yıkılmak üzere olan birçok binalar vardı. Evet. O depremle o binalar yıkıldı. İşte bir kısmında insanlarımız vardı. İşte 180-179 civarında evet. Vatandaşımız maalesef vefat etti, şehit Allah oldu diyelim. Allah rahmet eylesin, şehit oldular. İşte bine yakında şey vardı. Yaralılar vardı. Ama Urfalı olup da Adıyaman ve diğer bölgelerde kalan çalışanlar var. 160-170 evet. Kişi de öyle cenaze geldi. Allah rahmet eylesin. Evet. Ama Urfa nüfus bakımından da, imkanlar bakımından da daha geniş, daha kapsamlı, daha güçlü olduğu için evet. Kurumlar ilk andan itibaren hemen olaya sahip çıkarak yani kendi arasında şey yaptılar. Evet. Gerekeni yaptılar. Yani fazla o enkazları çıkarma fazla uzun sürmedi. Yani 72 saat bitmeden her hocam Urfa'nın neresinde en fazla ev merkez, yıkıldı? Can, merkez neresi? Merkezin Haliliye bölgesi. Haliliye. Tabii. Yani eski binaların. Halep Bahçe de oraya yakın değil mi? Tabii o da. O da oraya yakın. Hatırladım ben orayı. Tabii. Ama yıkılanlar genellikle eski evet. Tek evli, avlulu bahçe evli değil. Yani o klasik Urfa evleri kurtuldu. Tabii. Yani hasar var ama ölüm çok olmadı. Güzel evet. Ama bizim apartman dediğimiz çok güzel ama, evler ama maalesef düzgün yapılmamış. Evet. Biraz da eski olanlar işte 40-50 yaşında olan evlerden yani şeye göre vefat sayısına göre evet. Evlerin orta ağır hasar sayısı çok fazla. Evet. Yani 4000'e yakın ağır hasar var. Orta hasarda bir evet. Hayli var. Dolayısıyla bugün bizim mahallelerde burada dolaşırken de fark ettim. Arada işte hasar tespiti kararı verilmiş olan binalar var, boşaltılmış. Evet. Orada da epey böyle bir hayli binalar olduğu için şu anda şehrin biraz trafiğini de yani o caddelerin çok göç de aldı. O caddelerin kapatılması. Hocam burası çok göç de aldı. Urfa'da da evet. Özellikle Adıyaman'dan akrabası olanlar evet. Yanına geldi. Urfa'da çok bağ evleri var. Bizim Elazığ'daki biliyorum, köy evleri gibi. Yani o bağ evleri işte şehirde durum evi olmayanlar birkaç aile böyle geçiyor. Sel nasıl oldu hocam? Onu da anlatabilir miyim? Sel şimdi Şanlıurfa'da burayı bir tarif edeyim. Bizim bu Harput tarafında üst taraftan kuru dereler var ya. Evet, evet. Urfa'nın etrafında da batı ve kuzeyinde böyle dağlar var. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Dumanlı dağlar boşuna dediği dememişler, o dağlar. Değil mi? Ama evet. Bu dağlar evet. Genellikle taşlı ve kuru dereler var. Evet. Yani 40-50 yıldan beri oradan sel gelmemiş diye evet. Vatandaşlar tutmuş o dere yatağına ev yapmış, çarşı yapmış, şu bu falan. Hocam burada i̇şte bir soru çok geldi. Aşırı yağmur yağdığı soru için. Geldi. Buyurun. Sorunuzu antrepardan unutmayın. Hac için ayrılan paranın zekatı olur mu diyor bir seyircimiz. Öyle bir soru soruyor. Tamam. Ne dersiniz? Şimdi eğer kaydını yapmışsa evet.
O parayı da ona ayırmışsa, niyeti de öyle kurmuş evet. bir kenara, evet. ona da gerekmez. Evet hocam. Evet buyurun hocam, devam edin. Evet. Teşekkür Şimdi, işte o seller aniden bir gün bir gece sürekli aşırı evet. yağmur yağısından dolayı dağlardan seller koptu, geldi evet. şehri bastı. Bir şeyden değil yani, bir dere yatağından değil. Evet. 4-5 dere yatağı var böyle şey akan evet. dolayısıyla şehrin birçok yerine etkiledi. O su şey. Urfa'nın çamuru da bulaşan bir çamur değil mi? Tabii böyle yapışkan bir çamuru var. Tabii bu sadece Urfa'nın içine değil de Urfa'nın aşağısında Harran Ovası var. Evet. Köyler var, ilçeler var. Evet. O taşan sular neticede aşağıda şehrin çıkışından sonra o araziye aktı. Evet. Araziyi de bozdu. Bazı köylerdeki evet. ama köylerdeki evler işte sel gündüz oraya ulaştığı için onlar can kaybı olmadı ama mal kaybı evet. çok. Hocam bir de depremde Harran evlerinin yine faydasını gördük değil mi? Harran evleri yine ayakta kaldı. Tabii tabii. Öyle. Hocam son olarak neler söylersiniz? Son bir dakikamız. Cenab-ı Allah bize bu ayı güzel bir şekilde eda etmeyi, oruçlarımızı tutmayı, zekatımızı vermeyi, namazlarımızı, teravihlerimizi kılmayı nasip eylesin. Bizim dünyada hepimiz imtihandayız. Evet. Çeşit çeşit şeyler başımıza gelecek. Bunu Cenab-ı Allah veriyor evet. hani. Kimisine sevdiği diye veriyor. Kimisine de gazap ettiği diye evet. veriyor. Ama hangisi gazap, sevgi biz onu bilemeyiz. Biz imtihan olarak bileceğiz. Ve bunun sıkıntılarını da aşmak için birbirimize kenetlenmemiz evet. lazım. Yardımlaşmamız lazım. İlk önce zekat, fitre, sadaka, diğer her çeşit yardımlaşma. Bunun içerisinde camilerimize de devam edelim. Birbirimize kaynaşalım. İnsan yüz yüze geldiği zaman, bir araya geldiği zaman birbirinin derdini anlamış oluyor. Evet. Zaten teravih de bunun için, cuma da bunun için, oruç da. Hepsi bunun için. Yani İslam'da hepsi Allah'ın huzurunda biz hepimiz biriz. Hangi tabakadan olursa olsun. Evet. Ama biz bir araya gelirsek bu ibadetlerin bize kazandırdıkları şeylerin farkında olacağız. Onu dolu dolu yaşayacağız. Evet. Allah-u Teala bu güzel duyguları içimizde daim eylesin. Evet. Teşekkür ediyoruz her şey için. Hem şehrimiz kahraman bir müftümüzü, çok güzel hizmetler yapmış bir müftümüzü, Sayın Ramazan Tolan'ı ağırladık, Şanlıurfa İl Müftüsü. İnşallah nice hizmetler, nice hayırlı, salih ameller diliyoruz. Kendisi İnşallah. İçin, hepimiz için hayırlı iftarlar.